Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir karşılaştırma videosuyla da karşınızdayız. Bu videomuzdaki konuklarımız Renault 3 ve Renault 3 Pro. Bildiğiniz üzere Oppo kısa süre önce ülkemizde yeni Renault modellerini satışa sundu. Bu Renault modellerinin fiyatları herkes olduğu gibi bize de pahalı geldi açıkçası. Bir telefon için 4000 lira, diğer telefon için 6500 lira gibi bir etiket belirlendi arkadaşlar. Ki bu telefonların ikisi de orta segment, dolayısıyla orta segment bir modeller için neden bu kadar yüksek etiketler, neden bu kadar yüksek fiyatlar belirlendi diye soranlarınız oldu. Hemen belirtelim, bu telefonlar kamera odaklı telefonlar arkadaşlar. Dolayısıyla kendileri ve teknik özellikleri belki orta segment olabilir ama kameralarının üst segmente hitap ettiğine dair bir iddia mevcut. Şimdi biz bu iddianın ne kadar doğru olduğunu gözlemlemeye çalışacağız. Ne yapacağız? İki telefonla da aynı açılardan farklı fotoğraflar çekeceğiz ve bu fotoğrafları sizlerle paylaşacağız. Bakalım Sıla'nın beğendiği kadar iyi kameraya sahip mi bu telefonlar? Bunu beraber gözlemlemiş olacağız arkadaşlar. Bu arada tekrardan belirtmek istiyorum. Renault 3 ülkemizde 4000 liraya satılıyor. Şu damla çentikli model. Renault 3 Pro ise ülkemizde 6500 Türk lirasından satılıyor. Kavisli bir ekran sahip, biraz daha Renault 3'e göre albenisi yüksek olan bir telefon. Şöyle yan yana iki telefonu da açıp göstereyim. Yani biraz daha böyle albenisi var Renault 3 Pro'nun ama arada da 2500 lira gibi bir fiyat farkı var ve 6500 lira arkadaşlar gerçekten çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu fiyatlara değer mi, değmez mi? Bu telefonun performansı o kadar iyi mi, kötü mü? Buna siz karar vereceksiniz. Kamera tarafında tabii bahsediyorum. Yoksa telefonun performans olarak nasıl bir çizgide olduğunu merak ediyorsanız iki telefonun da incelemesini yayınladık. Bu incelemelerde biz oyunlar falan da oynamıştık. Dilerseniz yukarıdan bir kart çıkartırız sizlere. O karttan hem Renault 3'ün hem de Renault 3 Pro'nun incelemesine göz atabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan belirtiyorum. Bu videoda sadece kamera karşılaştırmasına yer vereceğiz ve iki telefonla çektiğimiz fotoğraflarla sizleri baş başa bırakıyorum.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki telefonun kamera performansı bu şekilde. Açıkçası böyle arada bir fark var mı derseniz, evet bir fark var. Lakin bu fark 2500 liraya değer mi derseniz, işte orada bir durup düşünmek gerekiyor. 4000 liraya zaten alabilecek bir sürü telefon var. Hatta dünya kadar telefon var. Dolayısıyla burada kafalarda çok soru işaretleri oluşabilir. Ben sizin kafanızı da karıştırmak istemiyorum. Örneğin bir A71 3700 lira gibi fiyatlara sahip. Yani Renault 3'ten daha düşük bir etiketle geliyor. Dolayısıyla onu da tercih edebilirsiniz. Ya da ne bileyim Realme tarafında Oppo'nun alt markası biliyorsunuz. Çok daha düşük fiyatlara farklı alternatifler mevcut. Dolayısıyla acele etmeden biraz böyle bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer kafanızda takılan bir model varsa, bu videonun altına yorum yaparsanız biz de sizi yönlendirmeye çalışırız. Olabildiğince bunu da dipnot olarak belirtelim. Evet, bugün sizlerle iki telefonun kamera karşılaştırmasını yaptık. Bir tarafta 4000 TL'lik Renault 3, diğer tarafta ise 6500 liralık Renault 3 Pro yer aldı. Tabi burada tekrardan belirtiyorum. Fiyatlar sadece tasarım ya da işletim sistemi ya da işte Yonga seti üzerinden değil. Örneğin bu telefonda 12 GB RAM, 256 GB'da dahili depolama alanı var. Dolayısıyla günümüzde pek çok üst segment modelde bile bu kadar RAM ya da bu kadar dahili depolama alanı yok. Dolayısıyla fiyatları katlayan etkenlerde bunlar da önemli rol oynuyor. Fakat kamera performansı nasıl diye soracak olursanız, bu videoda sizlere yeterli bilgiyi verdiğimizi düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.